Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün beğeneceğinize emin olduğum lezzetli sebzeli bir musakka hazırlayacağız hep birlikte. Bu tarifimde musakkanın dışında lütfen sosuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Farklı yemeğimize lezzet katan güzel bir sos hazırlayacağız. Yemeğimiz için malzeme listesi ekranlarınızda geliyor olacak. Lütfen fotoğrafını çekin, kaydedin ve sevdiklerinizle bu lezzetli güzel doyurucu yemeğimizi paylaşın istiyorum. Öncelikle soğanlarımızı bir miktar sıvı yağ eklediğim tavama alıyorum. Rengi dönmesin. Şöyle bir iki tur karıştıralım. Ardından önceden, önceden haşlamış olduğum ve kuşbaşı doğramış olduğum etlerimi içerisine ilave edeceğim. Bu tarifinde sizin de dikkat etmenizi istiyorum ki tarife başlamadan önce lütfen et, etlerinizi, e, havuçlarınızı ve patateslerinizi haşlamanızı rica ediyorum patates ve havuçlarınızı şöyle tamamen hani püre olacak şekilde çok ezilmeden haşlayın ki çünkü fırında pişirme işlemi de gerçekleştireceğiz bu yemeğimizi. Ardından soğanlarım artık iyice pembeleştikten sonra ince doğradığım 3-4 yaprak lahana mı ilave ediyorum. Lahana biliyorsunuz zaten büyük yapraklar oluyor. 3-4 yaprak yeterli olacaktır. Evimde lahana yok farklı ne kullanabilirim derseniz kış yemeği güzel bir kış yemeği olduğu için içerisine ben karnabahar da ekleyebiliyorum. Lahana olmadığı zaman karnabaharla da yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Görüyorsunuz artık lahanalarımız iyice soldular. Havuç ve patateslerimi içerisine ilave edeceğim. Haşlamış olduğum minik küplere doğradım. Buradan da görebiliyorsunuz net bir şekilde. Bu aşamada çok fazla karıştırmamaya dikkat edin. Şöyle bir iki tur çevirmemiz yeterli olacaktır. Haşladığımız patates ve havuçların ezilmemesi gerekiyor. Artık son aşamalara yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi rengarenk, lezzetli, doyurucu tam bir kış yemeği hazırlıyoruz bugün hep birlikte. Yemeğimizin işte en güzel kısmı sosuna geliyoruz. Özellikle kaşık ölçüsüyle göstermek istedim ki 3 yemek kaşığı un kullanacağız sosumuz için. İçerisine 3-4 yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğim. Ardından 1,5 çay bardağı süt ilave edeceğim içerisine. Benim kullandığım çay bardağı standart ölçüden daha büyük olduğu için sizden cam eğer standart ölçü çay bardağı kullanıyorsanız şöyle 2 çay bardağına yakın kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce çırpıcım yardımıyla karıştıracağım. Kalan sütümü de ilave ediyorum. rendemin iri kısmı ile rendelediğim bir kase kaşar peyniri içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi sosumuz beşamel sos değil, farklı bir sos. O yüzden bu kısmı kaçırmanızı istemedim. Yemeğimize gerçekten çok çok güzel bir lezzet katacak. Siz de göreceksiniz bu tarifi denediğinizde. Artık sosum da hazır. yemeğimi fırın kabıma alacağım. böyle eşit bir miktarda kabıma yaydıktan sonra baharat ilave edeceğim biraz tuz karabiber üzerine ilave edeceğim fırınımızı 190 dereceye ayarlıyorum 190 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında orta katta pişirme işlemi gerçekleştireceğiz pişirme işlemimiz çok uzun süre değil sadece üzerindeki sosun yani kaşar peynirlerimizin de şöyle hafif renginin pembeleşip kahverengi dönene kadar pişmesi bizim için yeterli olacaktır ki biliyorsunuz tarifimizin başında da gördüğünüz mutlaka ki sebzelerimizi önceden zaten bir soteleme işlemiyle pişirmiş olduk. Üzerine de şöyle biraz kırmızı biber serpiştireceğim. Toz kırmızı biber. Ardından dediğim gibi fırına gönderip üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirme işlemi gerçekleştireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bırakmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır abonelik ücretsizdir. Hepinizi bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Dinleyen herkese şimdiden afiyet olsun.